Merhaba sevgili aslanlar. 19-26 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, bu haftanın en önemli gezegen hareketi Güneş'in burç değiştirmesi olacak. Hafta başında 20 Ocak'ta Güneş Oğlak burcundan ayrılarak Kova burcuna geçiş yapacak. Sizin karşıt evinize geçecek ve 19 Şubat'a kadar orada olacak. Bu süreç içerisinde sizin için karşınızdaki kişiler, ilişkiler, ortaklıklar, eşiniz, ortağınız, birlikte olduğunuz kişi daha fazla gündemde olabilir. Bunun yanı sıra 7. ev hukuksal konulara da dikkat çekiyor veya hizmet aldığınız kişilere dikkat çekiyor. Bazı açık düşmanlıklara da dikkat çekiyor toplum içerisindeki. Enerji bu alanlarda daha fazla yoğunlaşacak bu süre içerisinde. Evet sevgili aslanlar, haftanın geneline baktığımızda ayın pozisyonlarını incelediğimizde hafta başında 19 Ocak ve 20 Ocak'ta Ay Başak Burcu'nda olacak. Bu nedenle birazcık parayla ilgili konular hafta başında gündeminizde olabilir. Alacaklar, verecekler, ödemeler, banka işlemleri, kredi işlemleri, faturalar, bunun yanı sıra bazı alışverişler gündemde olabilir. Özellikle 19 ve 20 Ocak'ta. 21 Ocak öğleden sonra Ay Terazi Burcu'na geçiş yapacak. İletişim biraz artıyor. Yakın çevreyle ilişkilerin daha fazla gündeme geldiğini görüyoruz. Komşular, kardeşler, iş hayatındaki arkadaşlar, yakın çevrenizle iletişim artacak. Bazı kısa seyahatler gündeme gelebilir. Bunun yanı sıra eğitimle ilgili konular daha aktif hale gelebilir. İşinizin tanıtımı, reklam, pazarlama gibi ticari faaliyetler de biraz daha etkinleşebilir. Ancak Ay Terazi Burcu'ndayken şu sıralarda Mars da Terazi'de biliyorsunuz. Bunun yanı sıra önce gruplardaki Koç Burcu'ndaki Uranüs, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la Terazi Burcu'ndaki Ay geçişi süresince sert etkileşimlerde bulunuyor. Bu nedenle özellikle ilişkiler konusunda, iletişim konularında ayın 22'sinde ve 23'ünde dikkat etmemiz gerekiyor. Yakın çevremizdeki kişilerle bazen iletişimlerde sorun çıkabilir, yanlış anlaşılmalar olabilir. Kendimizi ifade etmekte zorlanabiliriz veya gerginleşebilir, stres olabilir, öfkeli bir konuşma tarzıyla biraz kırıcı olabiliriz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yakın çevremizdeki bayanlarla olan iletişimlerde de dikkatli olmalıyız. Şu sıralarda Venüs Oğlak Burcu'nda retro harekette, sevgili aslanlar, zaman zaman iş yaşamımızda da iş çevremizde yanımızda çalışan kişiler veya yardımcılarımızla olan ilişkilerde de bazı sorunlar gündeme gelebilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. 24'ünden sonra Ay Akrep Burcu'na geçecek ve bizim için evimiz, ev hayatı, aile, ebeveynler gündeme geliyor. Evimizde daha fazla zaman geçirebiliriz hafta sonuna doğru veya evde bekleyen işlerle uğraşmamız gerekebilir. Ayın 25'inde Ay Satürn kavuşumuyla birlikte Merkür Satürn karesi etkili olacak. Bu da yine evin içerisinde veya aile üyeleriyle ilişkilerde biraz sorun çıkabileceğini, iletişimlerde bazı kısıtlamalar ve engellerle karşılaşabileceğimizi işaret ediyor. Özellikle baba ve ailedeki olgun kişilerle iletişimlerde dikkat etmeliyiz. Birazcık üzerimizdeki sorumluluklar artabilir. Kendimizi ruhsal olarak daha karamsar ya da ciddi hissedebiliriz. Biraz depresif olabiliriz. Bu nedenle kendimizi rahatlatacak, ruhsal olarak dinlendirecek faaliyetlerle ilgilenmek ve birikmiş işler için çevremizden yardım istemek daha doğru olacaktır. Evet, haftanın genel etkileri böyle sevgili aslanlar. Daha detaylı bilgiler için günlük burç videolarımızı izlemeyi de unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.